Burada size daha önceden yapmış olduğum interaktif CV'nin hikayesini anlatacağım. Biraz zaman oldu aslında, hala devam ediyor bu süreç. Burada olmak onur ve gurur verici benim için. Aslında benle alakalı bir sıkıntı var. Çünkü ben daha önce Türkçeyi dahi zor konuşuyorum. Biraz da hızlı konuştuğum için bilmiyorum, bugün burada başarılı bir şekilde konuşabilirsem bu salondaki herkes konuşabiliyor demektir. Bu da görebilirsiniz. Şimdi daha önce size yaptığım bu videoyu, tanıtım videosunu izletmek istiyorum. Biraz daha sesi açabiliriz. Leaves to the tree and the tree to the roots and the roots to the ground to the sky, sky to the smoke that I blow up high. Got the idea and I'll show it how to fly. And the most to the worst, and the least to the best. Needs to the wants, and the rose to the weeds. If I hadn't met sour, I'd have never known sweet. Teşekkür ederim. Şimdi bunun öncesinde video viral etki oluşturdu diyebiliriz aslında ama birçok görüş alıyorum. Pek anlaşılmadığı yerler oluyor. Çünkü çok yeni bir teknoloji. Daha parmak hareketlerine bile daha alışkanlık gösteremedik. Bu yüzden çok kısa hızlı bir şekilde CV'yi size tanıtmak istiyorum. Apple Store'dan indirdiğimiz. Bu interaktif CV'nin benim için önemli bir yeri var. Bu bir anda hayatımı biraz hızlı bir şekilde değiştirdi diyebiliriz yani. Bunun sebebi de klasik, herkes klasik bir şeyler yapmaya çalışıyor ya, birazcık farklılaştığı zaman o bile yetiyor yani. Çünkü birçok yerden bana birkaç yeri göstererek bu kadarını yapsam bile yeterli dediler. Bu şekilde tepki verdiler. Bu CV'nin en büyük faydası abartma sanatını kullanıyoruz ve benzetme sanatını. Mesela burada işveren beni çok detaylı bir şekilde inceleyebiliyor. Hani o kadar detaylı ki gördüğünüz gibi. Ya da işveren beni bütün iPad'in nimetlerinden faydalanıyoruz burada. Mesela 360 derece beni inceleyebiliyor. Her yerime bakabiliyor ama ben her yerime bakmasını izin istemiyorum, vermiyorum tabii. Mesela askerlik durumu, tecil durumu. Bu da hobilerimle alakalı ilişkilendirmek istedim burada. Stop motion tekniğiyle kendimi biraz heykelden ve yaptığım işlerin seviyeleri, seminerlere katıldığım, çalıştığım yerler çok hızlı bir şekilde. Bu da mesela önemli bir şey çünkü bir insanın sevdiği işler vardır. Yani birçok işi yapar ama en sevdiği birbirleriyle alakalı oranı. Birçok CV'de bunu göremezsiniz. Bu benim aklıma gelmişti. Yani benim daha çok yapmak istediğim işi işveren görebiliyor bu şekilde. Bu da hobiler kısmı. Şimdi bu hobiler kısmı da ekstra bir durum. Gene CV'lerde olmayan bir şey.
Bununla alakalı bir anımı anlatayım size. Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir gene konferansta sordular. Bu karpuzu gerçekten kabuğuyla mı yiyorsun diye. Ben de dedim işte küçüklüğümden beri karpuz yiyorum. En sevdiğim meyvedir. Gene karpuzu böyle yumulduğum zamanların birinde babam dedi ki işte kabuğuyla ye dedi, zeka yapar dedi. Ben de yedim, bir üçüncü dilimin sonunda baba dedim bir şey olmuyor, zeka yapmıyor bu. Bak kafan çalışmaya başladı dedi. O gün... Teşekkürler. Şimdi bu CV'nin diğer bir esprisi, gördüğünüz gibi mesela logo tasarımları var burada ama bunu stop motion tekniğiyle anlattığımız zaman gene farklı bir durum söz konusu oluyor. Yani sanatı aslında grafikle birleştiriyoruz. Yaptığımız iş tamamen bu. Gördüğünüz gibi kurumsal kimlikler, afiş tasarımları, hızlı bir şekilde geçebiliriz. Sinema afişleri. Siz tekrar inceleme fırsatı bulursunuz. Şu an Apple Store'da hala indiriliyor ve yorumda bırakırsanız seviniriz yani. Çünkü sizin yorumlarınız benim işe girmemi daha da kolaylaştırabiliyor bazen. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan sunumumuza gelelim. Bu biraz dikkatleri üzerine çekmekle alakalı bir şey olduğu için beni bu sahneye çıkartan şey bu CV oldu. Daha önce gazetelerde, dergilerde röportajlar verdim bunun sayesinde. İşte yeteri kadar dikkat çekti bu. Bu tamamdır. Daha sonra en önemlisi 25 tane farklı iş teklifi geldi. Aslında bu o zamanın sayısıydı. Şimdi hala devam ediyor. Asıl amacım sadece istediğim birkaç yer vardı. Orada çalışabilmek için onlara göstermek istiyordum. Bunları yaptım diye. Ama işte sonucun bu kadar büyüyeceğini bilemedim açıkçası. Ben bunun neden nasıl olduğunu biraz anlatmak istiyorum size. Çünkü biraz tecrübe yaşadım. Bunu sizlerin öğrenmesini de isterim. Biraz o yüzden başa gidiyorum. Size faydalı olacak bir şekilde. Lise dönemi benim için de zorluydu. Çünkü ne meslek yapacağımı bilemiyordum yani. Herkes orada olduğu gibi. Çünkü endüstri mühendisliği, mimarlık. Herkes bir şey söylüyor ama kimse bilmiyor. Çünkü içinde bulunmadığımız için bir yorumumuz yok. Daha sonra ben bir üniversite kazandım. İşte türev integral ezberle dediler. Ezberleyemedim. Ondan sonra puanım kırılarak başka bir bölüme gittim. Üniversiteyi bıraktım. İşte 6-7 ay sonra anladım ki benim bölümüm değildi. Ki birçoğunuzun başınıza da gelebilir bu. Bırakın yani üniversiteleri. Önemli değil. Daha sonra ailemde zaten sıkıntı çıkarmadı çünkü severek okumuyordum. Belliydi yani bu. Daha sonra en önemli şeyi başarmış oldum. Mesleğimi buldum. Çünkü test kitaplarım da benim hep bu şekildeydi. Yani belliydi. Grafik tasarım, Photoshop, herkesin kafalarını alırdım. Karikatürler yapardım. Mesleğimizi bulmuştuk yani. Evet, sonra birbirinin aynı 4 yıl. Burada şunu anlatmak istedim aslında. Birçok arkadaşımla deneyimlendim bunu. Bu 4 yıl okuyoruz, 4. sınıfa geliyoruz aslında, sonra beğenmiyoruz, başa geliyoruz. Hiçbir şey 4 yıl boşa gidiyor. Tekrar tekrar başa geliyoruz. Bazen de bize üniversitedeki o bölüm tatmin etmiyor, ilgimizi de çekmiyor. Boşuna okumuş oluyoruz. 4. sınıfta işte okul 6 yıl oluyor her zamanki. Bu biraz tecrübelerden geldi. Burada Türkiye'deki eğitim sistemi bizim hangi mesleği yapabileceğimizi maalesef olanak vermiyor. Çünkü o mesleği yapabilmemiz için İçine girip denememiz gerekiyor. Yani az olsa bir yorum da bize bir yönlendirebilir. Şu an öyle bir sistemde değiliz maalesef. O yüzden kazanacağımız bölümü bırakmamızla bir sıkıntı görmüyorum ben. Çünkü birçok arkadaşım şu an başka meslekleri deneyemediği için bitirdiler, yüksek lisans yaptılar ve meslek değiştirmek istiyorlar. Zor diyor artık ama bence zor değil çünkü zor olan mesleğini bulabilmektir. O mesleği bulduktan sonra o meslekte uzmanlaşman çok daha kısa sürüyor. Çünkü çok severek yaptığın için uzmanlaşmak çok kısa sürüyor. Burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisiyim. Bu yetenek sınavlarına katılmaya başladım üniversiteyi bıraktıktan sonra ve bu üniversitenin faydasını gördüm. Çünkü sanat okullarının faydası budur. Okurken aynı zamanda çalışabiliyorsunuz freelance olarak ve sürekli piyasaya da biraz kendinizi hazırlıyorsunuz. Hocalarımız da bizi bu şekilde eğittiler zaten. Devam edelim. Evet. Fikrini göster, işe alalım. Benim sürecim aslında böyle başladı. Ben biraz araştırmalar yaptım ve gördüm ki dijital ajanslar, interaktif ajanslar sürekli tasarım gözüne bakmak istemiyor. Çünkü tasarım gözünü görmesi
seni saniyeler alıyor kreatif direktörlerin. Ama o tasarımlarda biraz fikir varsa hemen seni işe alıyor. Bunu biraz öğrenmiştim. Bu CV'nin aslında farklı tarafı, hani interaktif olması güzeldi ama bunu bir Apple Store'da yayınlama fikri bence orijinaldi. Çünkü bu bir ilk olmuştu. Çünkü daha kolaylaştırmış oluyoruz. İnsanın yanına gidip göstermektense indirip kendisi bakabiliyor. Ama bu da en önemlisi videoydu. Çünkü şu an internette hepimiz baktığımız zaman araştırmalara %75'i video izliyor. Yani video çok fazla büyük bir yer kaplıyor. Bunu videolaştırma fikri çok eğlenceliydi. İki günde bir montajını yaptım, editlemesini. Video bütün böyle beğenebilecek kişilere paylaştım, takipçilerle paylaştılar. Bu şekilde bir süreç işlemiş oldu. Burada en önemli şey belki aklınıza gelmiştir. Benim tasarım bilgim yok, yazılım bilgim yok. Ama ben okuldan arta kalan zamanlarda, daha doğrusu okulda ekerek işte ücretli kurslara, seminerlere katıldım. Burada da birazcık bunu yapmayı öğrendim. O seminerler bir kere yapılıyordu çünkü. Ve reklam ajanslarının benden istediği bu şeyi gerçekleştirmiş olduk. Fikri gördükleri için beni de işe davet ettiler. Görsel dil. Bir probleminiz varsa bunu çok güzel bir şekilde görsel dille anlatabilirsiniz. Bazen böyle aksilikler olabiliyor. Ama bir fiyatlı Musab, görsellikten önce kullanıcı gelir. Şarj olmadan nereye sunum yapıyorsun? Evet. Çok teşekkür ederim. Bakalım. Musab, ben buna çok bilmiş Musab diyorum. Şu an beni büyük bir dertten kurtardı ama şu an kendisine ihtiyacımız yok. Teşekkür ederiz bu sefer Musab'a. Evet. Yani bu anlatmak istediğim şey şu. Önce bizim sevdiğimiz mesleği bulmamız gerekiyor. Bu çok zorlu bir iş. Sevdiğimiz mesleği bulduktan sonra para kazandıran, ün kazandıran ya da başarı kazandıran yerlere ulaşabiliyoruz. Bence önce bunu bulmamız gerekiyor. Gerisi çok kolay oluyor. Burada bir sıralamayı yanlış yapmamamız gerekiyor. Yalnız işte... Yo, bana çok para versinler. Ben sevmesem de mutlu mutlu çalışırım. İşte ben size çok bilmiş Musab demiştim. Teşekkür ederiz. Geride... Konfüçyüs'ün bir sözü var. Hayatta sevdiğin bir işi seç ve ömür boyu çalışmazsın sanırsın. Evet, bu çok bilmiş Musab, buna bir örnek. Teşekkür ederim.